Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. 15 gün geçti ve yepyeni bir konuyla, yepyeni bir 5 karşınızdayım. Geçtiğimiz programda hatırlayacağınız gibi snooker dünyasına dalmıştık. Böyle bir tane futbol, bir tane diğer sporlar gibi yapmaya devam edeceğiz. Çünkü tekrar futbola dönüyoruz. Yani özellikle yine tartışmaları biraz arttırabilecek bir konu. Tabi Ocak ayı transfer dönemini kapattık. Çok tatmin edici işler oldu mu, olmadı mı o tartışılır. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki Ocak transfer döneminde panikle takımlar acayip transfer yapıyorlar. O e, ilk yarıdaki kötü performansı Ocak ayındaki transferle toparlamaya çalışıyorlar. Ligimizde de oluyor. Dünyada da oluyor. Avrupa'da da oluyor. E, dolayısıyla hani oralara bir gidelim diyorum. E, özellikle de tartışmalar çıkarabilecek. Bu listede niye bu var? Yine e, bu listede bu adam nasıl olmaz e, sorularını sordurabilecek, bu yorumları getirebilecek bir konu. En kötü Ocak yani ara transfer dönemi e, transferlerine gideceğiz. 5'ten geriye doğru saymaya başlıyoruz. Kimle başlıyoruz? Thomas Grave Baktığımız zaman Thomas Graves'in kariyeri aslında gayet normal. Kalbur üstü bir kariyer diyebiliriz. İşte yerel takımı vayleden Hamburg'a gidip orada kendini gösterip Premier Lig yapan, Everton'da da Everton'ın fena olmayan döneminde gerçekten iyi işler yapan, dikkat çeken, iyi bir takımın iyi oyuncusu olan Thomas Gravesen. Milli takımda da yine vazgeçilmezlerden bir tanesi aslında o dönemde. Sonrasında nasıl oluyor? Kimse belki de anlamadı ama Real Madrid transferi yaptı bildiğiniz gibi. 2005 ara transfer döneminde Real Madrid orta sahası biraz yumuşak kalınca Thomas Gravesen'i transfer etmeyi düşünüyor ki Vanderlei Luxemburgo özellikle istiyor Thomas Gravesen'i. Aslında Thomas Gravesen öyle sadece defansif rolleri yapan bir oyuncu değil. Özellikle Everton'daki maçlarını seyredenler varsa tabii ki daha defansif takılan ama ileride de fena işler yapmayan bir oyuncu. Fakat tamamen sertlik düzeyini arttırmak için e, Thomas Gravesen'i, kemik bir oyuncu diye tabir ettiğimiz Thomas Gravesen'i e, tercih ediyorlar. Thomas Gravesen geldikten sonra çok fazla oynayamıyor aslında. Özellikle o yarım e, sezonda biraz kendisini gösterir gibi oluyor. Luxemburgo'nun gidişiyle beraber o takımın arasında kayboluyor. Ardından yeni teknik direktörler onu çok e, tasvip etmiyor. Ama esas problem tabii ki hem e, Rona Ronaldo'nun dişini kırdığı bir antrenman var. E, no 9'un e, dişini kırdığı bir antrenman var. Bir de tabii ki e, Ağustos'taki bir antrenmanda Robinho ile dalaştığı ve çok sertlik e, gösterdiği Robinho ile hemen hemen hani kavga ettiği Fabio Capello'nun da sonraki teknik direktörü Fabio Capello'nun da e, taktiksel olarak çok iyi bir oyuncu fakat antrenmanlarda yaptığı şeyler bazen çok canımı sıkıyor. E, onunla ilgili kişisel bir problemim yok fakat onun e, sanıyorum bazı problemleri var diye bir açıklama yapıyor. Ve sonrasında da Celtic'e yolluyorlar çok garip bir transfer çok da kısa sürüyor. Thomas Gravesen kimsenin anlayamadığı özellikle Real Madrid'in o Los Galacticos dönemine çok yakın bir zamanda hani bu adam buraya nasıl geldi dedirten transferlerden bir tanesi. Enteresan ara transferlerden bir tanesi. Hemen devam ediyoruz. Fernando Torreste 4 numarada Fernando Torres var. Liverpool efsanelerinden bir tanesi olabilecekken yapmak istediği transferle ya da yaptığı transferle diyelim ne Liverpool efsanesi olabilen ne de transferi sonrasında Chelsea'ye gidişi sonrasında gösterdiği performansta Chelsea'de tutunabilen bir oyuncu. Fernando Torres Liverpool'da akıl almaz bir performans çıkarmış. Özellikle hem oyuna yaptığı katkı hem de bitiricilik performansıyla özellikle milli takımdaki performansıyla da Liverpool performansını birleştirip akıl almaz bir noktaya çıkmıştı. Dünyanın en iyi 9 numaralar arasında gösteriliyordu. Fakat 2011'de Roy Hudson'ın kesinlikle onu satmayı düşünmüyoruz. O dönemin Liverpool teknik direktörü Roy Hudson'ın kesinlikle satmayı düşünmüyoruz deyip hatta 40 milyon poundluk Chelsea teklifini reddettikten sonra artık yavaş yavaş takımdan ayrılmak istediğini, Chelsea'ye gitmek istediğini belirtmeye başlayan Fernando Torres'i takımda tutma konusunda zorlanmaya başladı bir dönem. Hem Hudson'ın hem de Liverpool'un ve 50 milyon poundluk bir teklif daha gelince 27 Ocak'ta o teklifi kabul ediyorlar ki yine son dönem hani panik transferi olarak nitelendirebileceğimiz bir şey. Çünkü transferin kapanmasına, tahtanın kapanmasına 4 gün kala gelmiş bir transfer. Fakat hem Liverpool 50 milyon pound tabii ki çok iyi bir para ama hani bundan yararlanabildiler mi? Çok çok değerli bir oyuncuyu kaybettiler. Üstüne Chelsea kesinlikle 50 milyon pound'un karşılığını alamadı. Daha da kötüsü Fernando Torres dünyanın zirvesinden tam anlamıyla dibe Hatta dalga konusu olmaya başlamıştı. Hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Kariyeri Liverpool'dan Chelsea'ye geçtikten sonra tam anlamıyla dibe vurdu Fernando Torres'in. Milli takımı belki biraz ayırabiliriz. Milli takımda hala bir şeyler yapıyordu ama Chelsea sonrasında gerçekten iflah olmadı o kariyeri. Chelsea'de oynadı. 3,5 Premier League sezonunda sadece 15 golü var ama daha da önemlisi özellikle çok basit golleri kaçırdı. Çok garip golleri kaçırdı. Dönemler de var evet, Hatta kritik goller var onu söyleyebiliriz tabii ki. Çok çok yüksek kalibrede bir oyuncu olarak geldiği noktada aslında gol attığında sevinilen bir oyuncuya dönüşmüştü. Hem o dönemi parasına baktığımızda bundan 11 sene önce 50 milyon pound inanılmaz bir para. Hem onun karşılığını Chelsea'nin hiç alamaması, hem de Liverpool'la olan o güzel birlikteliğinin bozulması. Hatta Liverpool taraftarı ondan Özellikle nefret eder çünkü işte Scouse aksanıyla oğlum konuşmaya başladı ben bir Liverpool taraftarıyım Liverpool'dan asla ayrılmayı düşünmüyorum dedikten sonra Chelsea'ye gitmiş olması çok da ciddi bir nefret objesi haline getirmişti. Yani hem sahada kaybetti Fernando Torres kariyerini belki de kaybetti hem de tabii ki psikolojik olarak çok fazla şey kaybetti. Özellikle de futbol dünyasında bir e, hain olarak nitelendirilmeye başlanmıştı. 4 numarada Fernando Torres var. 3 numarada yine Liverpool'un işin içinde olduğu bir transfer var. Andy Carroll özellikle Andy Carroll kariyer başına baktığımızda hem e, çok güçlü hem hava toplarında inanılmaz etkili hem de gol vuruşu hem çok güçlü hem de çok e, beklenenden iyi olan bir oyuncuydu. Özellikle o vücudu o kalibreye baktığınızda hani çok beklemeyeceğiniz teknik incelikler de gösterebilen bir oyuncuydu Andy Carroll. Özellikle Newcastle'da çıktığı ve çıkar çıkmaz da gösterdiği performansla birlikte e, ciddi bir forvet arayışı içerisinde olan Liverpool'a hemen geçişi yaptı. Ki aslında bir önceki maddeyle biraz e, eşleyebiliriz bunu. Aslında Liverpool'un kaybettiği Fernando Torres'le birlikte Andy Carroll'a dönüşü. Tamamen farklı oyuncular tabii ki ama o Andy gösterdiği iyi performans sonrasında e, geleceğe yatırım olarak aslında Andy görüp e, takıma kattıkları bir dönem. 2011 çok fazla şey değiştirmişti Premier Lig'de. Tabii ki Andy Carroll hem milli takım açısından çok e, övülüyordu. Milli takımda çok fazla şey yapması bekleniyordu. Hem e, klasik bir Premier Lig santrıforu olarak güçlü, sağlam, hava toplarında etkili bir oyuncu olarak çok dikkat çekiyordu ve bununla birlikte de tabii ki yaşı itibariyle Liverpool'un ağzını sulandırmıştı. Önce 30 milyon pound sonrasında da 35 milyon poundluk bir e, teklif yaptı ve ikinci teklifi kabul edilmişti Liverpool'un fakat geldikten sonra Andy Carroll'ın ne e, kariyerinin başında gösterdiği o potansiyel ortaya çıkabildi neden de Newcastle'da gösterdiği gol performansına ulaşabildiğini gördük. Hem saha içinde Liverpool'un oyunundan çok farklı gözükmesi ve bir türlü adapte olamaması hem saha dışında özellikle gençlik döneminde e, alkole ve tabii ki e, Yine gece hayatına olan düşkünlüğü, Andy Carroll'ın bir türlü e, sakatlıklardan dönememesi, özel hayatını bir türlü düzeltememesi, sahaya bunun yansıması ve derken e, çok az gol atabilmesi ve çok da az katkı yapabilmesi Liverpool taraftarını yine nefret objelerinden birine e, dönüştürdü. Hem Torres hem de Torres'in aslında yerini dolduran neredeyse Andy Carroll, e, yani forveti Liverpool'un e, tribünleri tam anlamıyla tepkisini çekmeye çok uzun süre devam etti. 3 sezonda Liverpool formasıyla Premier Lig'de çok çok az gol kaydedebildi. Sadece 6 golü var ve e, özellikle de gösterdiği performansın e, takımdan kopukluğunun e, görülmesi çok da zor bir şey değil maç içerisinde e, onun yaptıklarını aslında görebiliyorsunuz takımdan ayrı oynuyormuş gibi gözüken hani başı kesik tavuk diye e, tabir eder genellikle İngilizler ona çok benzeyen bir tanımı vardı Endicari'nin ki aslında Liverpool transferi sonrasında da e, kariyeri tamamen düşüşe geçti kulüpsüz kaldığı dönemler oldu e, son anda transfer yapıp çok başarısız performanslar çıkardı ve kulüp kulüp gezdi e, hala gezmeye devam ediyor Andy Carroll ama o 35 milyon poundluk büyük potansiyel e, kalıbını hiçbir zaman dolduramadı çok yakın bir döneme gidiyoruz. 20 Şubat 2020. Çok yakın diyorum ama neredeyse 2 yıl oluyor tabii ki. Çok garip bir transfer. Daha Barcelona'nın içinde olduğu garip bir transfer diyebiliriz belki de. 20 Şubat 2020'de Barcelona aslında biraz panik transferi yine. Hem sakatlıklar hem de eksikler sebebiyle Martin Bradfeyt'i kadrosuna katmayı tercih ediyor ve 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini aktive ediyor Barcelona. Martin Bradford kariyeri boyunca aslında hiç öyle özel bir golcü, hiç e, güvenilir bir gol silahı ya da inanılmaz bir e, potansiyel hatta kariyerinin zirvesinde dahi oyuna inanılmaz etki eden bir oyuncu olmamıştı. Fakat Leganes'teki performansına baktığınızda e, en azından takımı taşıyan, çok mücadele eden, e, mücadele etmesinin yanında birçok pozisyonda oynayabilen bir hücumcu olarak dikkat çekti. Ve tabii ki o dönemde oldukça ciddi bir eksik çeken, hücumda ciddi eksikler çeken Barcelona'nın e, bir anda döndüğü isim oldu. 18 milyon euro e, tabii ki son dönemdeki paralara bakıldığında aslında öyle inanılmaz durmuyor ama Martin Braatbak kalibresinde bir oyuncu için özellikle Leganes'ten e, yarım sezonda 6 gol atmış bir oyuncuya verilen para anlamında çok fazla gözüküyor. Tabi bu transferin başka e, noktaları da var. Şöyle bakmak lazım. Leganes düşme hattındaydı ve özel bir şekilde aslında e, domestik transfer hala yapılabildiği için ve e, özellikle de bedava kalma maddesi yani serbest çıkış maddesi aktive edildiği için biraz da zorlu bir şekilde aslında Barcelona'ya transfer oldu. Leganes'in herhangi bir söz söyleme hakkı yoktu. E, reddetme hakkı yoktu 18 milyon verildiği için ve Leganes o sezonun sonunda e, lige veda etti. Biraz da aslında Barcelona yüzünden veda etti e, denir. Barcelona Martin Bradwhite'ı kadroya tam anlamıyla entegre edemedi. Özellikle gösterdiği performans çok etkisiz kaldı. Martin Redwhite'a Aynı zamanda verilen uzun kontrat, yaklaşık 5 yıllık kontrat da çok eleştirilmişti ki Martin Bradwell bu kalibrenin oyuncusu mu? Barcelona bu kadar kötü transferleri neden yapıyor ve neden bu kadar fazla para saçıyor sorularının özellikle Martin Bradwell ile beraber ortaya çıktığını söylemek lazım. Son dönemde en kötü yönetilen kulüplerden bir tanesi Barcelona ki özellikle bu Messi transferi döneminde hatırlayacaksınız çok fazla bonservis bedelleri, maaş bütçesinin arşa çıkışı vesaire konuşulmuştu. Martin Bradwell da onların içerisinde çok ayrı bir yere oturuyor. Hem Martin Brettbat'ın geldiği kulübün düştüğü durum hem de tabii ki Barcelona'nın bu kadar paraya aldığı verim çok konuşuldu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Ve gelelim bir numaraya. Tabii ki oyuncu kalibresinden bahsetmiyorum. Potansiyelden bahsetmiyorum. Performanstan da bahsetmiyorum ama bahsettiğim şey burada oyuncuya ödenen bonservis miktarı ve alınan verim tabii ki. Evet, eee Philippe Coutinho baktığımızda en değerli oyunculardan biri olarak gelmişti. Aslında alev alev bir şekilde gelmişti Liverpool'dan Barcelona'ya ki Barcelona onunla bir sezon önce yani 2018'deki ara transfer döneminden bir yıl önce ilgilendi. O dönemde Liverpool 180 milyon pound istedi. Böyle bir söylenti var. Hatta 180 milyon pound istedikten sonra Liverpool'un Coutinho'nun Liverpool yönetimine beni bırakın daha düzgün bir para isteyin ve Barcelona'ya gideyim. Çünkü Barcelona'ya gitmek istiyorum. Barcelona'da oynamak istiyorum şeklinde bir sitemi oldu açıklanmıştı. Barcelona bir yılda atırmalamaya devam etti ki aslında Coutinho'nun ki bu tip söylentiler çıktıktan sonra oyuncuların performansı düşer. Tam tersi daha da arttı. Özellikle o Liverpool'un öndeki dörtlüsünün belki de beyni olarak gözüküyordu Coutinho. Attığı goller, yaptığı asistler, oyuna katkısı vesaire derken yine bir yıl sonra 6 Ocak 2018'de Barcelona tekrar Liverpool'un kapısını çaldı ve Coutinho'yu bir kez daha istediler. Bu kez Coutinho zaten net olarak gitmek istediğini söylemişti ve Klopp da aslında çok da itiraz etmedi. Çünkü ödenen para gerçekten inanılmazdı. 105 milyon euro artı bonuslarla beraber 142 milyon euro'luk bir bonservis bedeli üzerinde anlaştı iki ekip. O dönemde tarihin çok az gördü. Tarihte çok az görülen paralardan biriydi. 3 haneli milyonlar zaten o dönemde yavaş yavaş artık ortaya çıkmaya başlamıştı ki Liverpool'un kazandığı bonservis bedelini nasıl harcadığını biliyoruz. Barcelona'nın o transfer bedelleri sonrasında da düştüğü durumu hem Martin Breitbart'ta biraz bahsetmiştik hem de zaten görmek mümkün. Coutinho hatırlayacağınız gibi e, çok kötü başladı. Çünkü sakatlıkla beraber gitmişti Barcelona'ya. Bir ay oynayamadı. Bir ay oynayamadıktan sonra tabii ki yarım sezon içerisinde kendi etkisini gösteremedi. Ertesi sezona sağlıklı ve dinç bir şekilde başladı. Fena performans çıkarmadı. Fakat sakatlıklar yine e, yakasını bırakmadı Coutinho'nun. Özellikle de sakatlıklarla beraber Barcelona'nın da yavaş yavaş o e, kötü dönüşüme girdiği dönemlerde Coutinho da takımdan bir anda hem kafaca uzaklaştı hem de sahada uzaklaştı diyebiliriz. Coutinho açık bir şekilde Liverpool'da gösterdiği performansı hiçbir zaman Barcelona'da gösteremedi ve aslında gösteremeyeceği anlaşılınca da çeşitli kulüplere kiralık olarak yollandı. 2019-2020'yi Bayern Münih'te geçirdi. Çok fazla forma şansı bulduğunu söylemek kolay değil. Geri döndü. Barcelona'da yine forma şansı bulamadı. Özellikle de gençler dönüşümüyle beraber sürekli yedek. 75'ten sonra oyuna giren bir oyuncuya dönüştü. Ve bildiğiniz gibi de son transfer dönemiyle beraber, son geçtiğimiz Ocak transfer dönemiyle beraber Premier Lig Aston Villa ile geri döndü. 142 milyon euro bonservis bedeli verip tabii ki buna da uygun bir şekilde maaş verdikleri oyuncudan sıfır verim aldı gerçekten Barcelona. Ve Barcelona'nın ekonomik çöküşünün en önemli etkenlerinden biri oldu Filipe Coutinho. Hem verim alınamaması hem de verilen para itibariyle herhalde e, panik transferlerinin Ocak ayı devre arası transfer dönemlerinin en büyük skandallarından bir tanesi diyebiliriz. E, tabii ki buraya kimler girebilir hem yorumlara bekliyoruz hem de aynı zamanda bunun burada ne işi var o kadar da kötü değildi ya da bu burada nasıl olmaz yorumlarını yine e, videonun altına bekliyoruz 15 gün sonra başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.